sıkışıyoruz. Sıkışıyoruz. Yavaş yavaş sıkışıyoruz. Ve bu sıkışmanın sonu bakalım hayra alamete mi çıkacak, şerre mi çıkacak ki muhtemelen hayra çıkacak. Sıkışıyoruzdan kastım nedir? Bu yatay hareket bakın gitgide sıkışıyor. Şuradaki hatta çizgiyi silelim şöyle bir. Bakın burada yakınlaştıracağım size. Hareket alanı Git Gitgide daralıyor ve yaptığı hareketler daha dar bir alanda yapılmaya başlıyor. Bu tabii ki nedir? Bir üçgen formasyonu diyebilirsin. İşte ne bileyim buraya bayrak diyebilirsin. Birçok şey uydurabilirsin buraya. İstediğini uydur. Ama burada bir daralma var. Bu daralma da patlayacak. Ne zaman patlayacak? Muhtemelen bayramdan sonra Nisan ayı içerisinde veya Mayıs ayı başında patlayacak. Şimdi buna dayanak olarak söyleyebileceğim bazı Geçerli ve mantıklı sebepler var. Nereden neyden bahsediyorum sizlere. Birincisi şöyle bir bakalım neler yükselmiş. Türk Hava Yolları bugün düşmüş. Neden düşmüş? Bu arada kapaktaki şirketle ilgili bilgiyi vereceğim. Yani bana diyorlar ki bu arada bas kardeşim bas bas. o tak egzozu tut 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 tut. Sonuna kadar ver. Zaten başka insan yaşamıyor Türkiye'de. Şimdi burada şey yazıyorsunuz. Kapağı yazıyorum mesela. Bak bu şirket gün sayıyor. Ciddi hareket yapabilir. Adam şimdi videonun başına geliyor bunu görüyor diyor ki o Allah senin belanı versin video içeriye bak kardeşim. Video içeriğinde var bahsettiğim kapaktaki şey. Ama bu bir genel video. Onun da bilgisini vereyim sonra bana sövmeyin. Şimdi Türk Hava Yolları neden düştü? Çünkü güzel bir bilanço açıkladı. Türkiye'de nedir? Başarı cezasız kalmaz. Şaka bir yana. E, Türk Hava Yolları ile ilgili ya benim kulağıma işte bilanço sızdırıldı. Birebir bana bana gelmişti zaten bu rakamlar falan diyenler oldu. Eğer öyle olmuşsa yani içsel bilgiler yayılmışsa ve tabii ki bu bir iddia yani benim kulağıma gelen söylenti belki de yanlıştır bilmiyorum. Eğer öyleyse tabii ki de daha önceden fiyatlanmıştır. Fiyatlandıysa da güzel bir bilanço açıklamasına rağmen Türk düşmüş. Gördüğünüz üzere. Baktığımız zaman Tüpraş, BİM, Koç Holding, Akbank hele bankalara bak yani Halkbank tavan olmuş. İş Bankası 7.39, Akbank 6.42 vesaire. Şimdi bunlar diyeceksiniz ki lan nasıl yükseliyor yani? Bunda nasıl bu kadar yükselebiliyor? Piyasa kan ağlıyor. Ya şöyle baktığımız zaman mesela benim portföyde ara adam akıllı yükselen yok. Hatta yükselen yok diyebiliriz yani. Doğuş güzel yükselmiş. Enerse güzel yükselmiş. Yine büyük şirketler bak. Büyük ee, tahtalardan bahsediyoruz. Bunlar yükselmiş. Hatta şöyle en çok yükselenlere baktığınız zaman Vakıf, Tavan. Halkbank tamam mı bu fiyat bilmiyorum ama tavana yakın. Mavi İş, ee, Akbank zaten burada. Sabancı, Türk Telekom, Albaraka, Akfen Gayrimenkul büyük şirketler. Şimdi bunu şuradan göreceğiz. Hemen geliyoruz buraya. Aracı kurum dağılımına bakıyoruz. En çok alım yapanlara bakıyoruz. Airbnb finans Finansbank, Bank of America Yatırım Finansman, Ünlü, hmm. Full yabancı, ee, onun haricinde bir de para giriş çıkışı olan hisselere bakalım. İş Bankası, Tüpraş Ereğli, Akbank, Sabancı Holding para çıkışı olan hisselere baktığımız zaman Türk Hava Yolları'ndan 1.2 milyar muazzam yani 1.2 milyar, ee, Vestel 196 milyon, Pegasus 175 milyon ve Tofaş 122 milyon olarak gerçekleşmiş. Pegasus ile ilgili de bugün açıklamalar var. Şimdi fazla uzatmayacağım, haberler tarafına geçeceğim. Bir de çok uzun oluyor ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Size birazdan haberlerde de göreceksiniz. Yabancı alımı var. Ciddi bir yabancı alımı var Borsa İstanbul tarafında. Yabancı muhabbetine ben artık ayar olmaya başladım biliyorsunuz kendim içten içe. Hani yabancı geldi, gelecek, gid, şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi mesela Mehmet Şimşekli Fatih Karahan Amerika'ya gidiyormuş Washington'a yanlış bilmiyorsam. Orada da görüşmeler falan yapacak. Bu yabancının azını çekiyoruz. Bakın ne zamana kadar çekeceğiz yabancının azını ama genelde yani bundan özellikle 3-4 sene önce her zaman böyle oldu. Yani son 3-4 senedir her zaman böyle bir patern var. Borsa yazın iyi gidiyor abi. Yazın güzellik söylüyor. Geçen sene de mayısta başladı yükseliş. Bu sene de şimdi Nisan-Mayıs aylarına doğru geldik. Borsa yaz aylarında güzel gidiyor. Son 4 senedir böyle. Bu sene de böyle bir patern olursa borsa muhtemelen önümüz bu ay veya önümüzdeki ay içerisinde rally yapabilir, rally'ye başlayabilir. Göreceğiz onu. Tabii ki bu biraz da işte ekonomi yönetimiyle de alakalı, faiz kararlarıyla vesaire. En çok yükselen sektörler tabii ki de bankacılık birinci, ambalaj, tasarruf, finansman, mobil ve dekorasyon, sigorta. En çok düşenler varlık yönetimi, ulaştırma, bilişim ve yazılım, enerji teknolojileri, tarım, hayvancılık, balıkçılık bunlarda düşen tarafta yer alıyorlar diyelim. Sektörlere de söyledikten sonra haberlerimize geçelim. Orası da güzel. Gelin mutlaka. Evet. Dün biliyorsunuz ki elektrikli araç e, lansmanıyla ilgili bir haberini yaptığımız AgroTek'in bugün de bebe bisküvisi haberini yapıyoruz. <laughs> Öyle ilginç bir şirket. Hünnap marka keçüstü bebe ürünü ile ilgili olarak ulusal ve yerel zincir marketlerde 1 milyon kutu satışı için anlaşma yapıldığı ve ürün Türkiye çapında market raflarında yerini aldı. Akfen Yenilenebilir Enerji diyor ki Ağustos'un Yenilenebilir Enerji ile şirketin %100 bağlı ortaklıkları HİRBİ Ges yatırımları için anahtar teslim mühendislik, tedarik ve inşaat işleri sözleşmesi imzalandı. Böylece mevcut 699 megawatt kurulu güç. 785 megawatta çıkacak. Akfen yenilenebilir enerjinin portföyü hiç fena değil bu arada. Hiç fena değil. E, toplam 785 megawatt kapasite gayet iyi bir kapasite. Doğu Aras Enerji'nin bağlı ortaklığı da Aras Elektrik üç ayrı şirket ile 496.800 megawatt saat olması lazım bilmiyorum artık. Yeni enerji satışı anlaşması yaptı ve tutar 1 milyar TL. Bunu da 2022 yıl son oranı %6,80. Arçelik globalleşme stratejisi kapsamında ilginç haberlerden bir tanesiydi. Türkiye dahil tüm coğrafyalardaki kurumsal markası bundan sonra Beko olarak kullanılacak. Olup böylece tüm dünyadaki çalışanlar ve operasyonların ortak bir kurumsal marka çatısı altında bir araya getirilmesi hedefleniyor. Yani Arçelik Beko olarak değil artık Beko olarak göreceğiz. Beyaz Filotu kiralama demiş ki 2024 yılı ilk çeyreğinde sıfır araç satışları geçen, ayın aynı, geçen yılın aynı dönemine göre %65,65 65, 65 artışla 4663 olarak gerçekleşti. Bakın enflasyon düşmeyecek. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Ekonomi yönetimi şu an ne yapıyor ne ediyor bilmiyorum ama Birazdan Vestel'deki açıklamaları da göreceksiniz. Hiçbir şekilde piyasada yavaşlama yok. Piyasada hiçbir şekilde soğuma yok. Piyasadaki işte ne bileyim alışverişler olsun perakende minicik en ufak perakende satıştan tutunda, toplu alım satımlara kadar hiçbir daralma hiçbir azalma yok. dün baktık dün enflasyon rakamları geldi. Enag'ın enflasyon rakamlarına göre gıda, giyim kuşam, sanat, kültür gibi alanlarda bir aylık enflasyon %10'un üzerinde. %10'un üzerinde. Muazzam bir enflasyon var. E, evet, bazı şeylere zam gelmesi lazım. Elektriğe mesela zam gelmesi lazım şu an artık. Çünkü ben enerjisi ve Çanik Termik Santrali yatırımcısıyım. Biliyorsunuz bu şirketlerin artık ciroları düşmeye başladı. Yani öyle bir noktadayız ki şu an mesela ben kendi adıma konuşayım. Devletle de şu an savaş veriyorum ben. Yani o benim cebimden parayı almaya çalışıyor. Ben cebimdeki parayı vermemeye çalışıyorum. Yani yatırım yapayım diyorum. Olmuyor. Ya yani sen diyor enerji şirketi mi aldın? Tamam ben diyor elektrik de zam yapmayacağım. Ve büyük bir sübvasyon var yani elektrikte. E, cari açık patlamış. E, efendim söyleyeyim, kamuda herhangi bir tasarruf yok. Mesela her gün konuştuğumuz mevzular ama herhangi bir olumlu durum şu an ekonomide yok. Ve enflasyon ve piyasa çok canlı. Ve bu enflasyonu öyle kolay kolay düşüremeyecekler. Ve enflasyonun düşmediği ortamda borsa yükselir. Faiz de net pozitif faizin net pozitif bir faiz olmazsa ya şu an mevduat faizleri mesela mevcut enflasyon üzerine çıkmazsa ki mevcut enflasyon öyle TÜİK'in açıkladığı enflasyon falan hava civa yalan dolan yani açık söyleyeyim. Hani bu başıma bir iş gelecekse bile açık söyleyeyim. Yalan da ya çünkü ben dışarı çıkıyorum ha. Bana göstersin desin ki TÜİK. Ben şu kalemden şuna baktım bu yüzden böyle desin. Ben de çıkartayım TÜİK'ten birini dışarı götüreyim. Gel kardeşim ben de bak bu, bu bir ay önce böyleydi. Ya da fişimi göndereyim, fişlerimi göndereyim. Bak bu bir ay önce böyleydi, bir ay sonra böyle diyeyim. Anladın mı? Hani şimdi senin enflasyonun, en agın açıkladığı enflasyonun bir yıllık enflasyon %120 ise sen %130 mevduat faizi vereceksin ki enflasyon üzerine net pozitif faiz olsun. Bu da imkansız zaten. Böyle bir şey olamaz. Bilici yatırım sanayi şirketin Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan fabrika binası yıllık 1 milyon TL'den biraz fazla 1 milyon dolardan biraz fazla tutar üzerinden 5 yıl süreyle kiralanmış ve şirketin elektrik ihtiyacının karşılanması ve artan e, arta kalan miktarı satış yoluyla değerlendirilmesi için e, bir gez kapasitesinin büyütülmesi kararı alınmış. Dış ticaret açığı Azalmış ama nasıl azalmış? 22 milyar 578 milyon dolar. ithalat ise 30 milyar e, 95 milyon dolar olmuş. Ve dış ticaret açığı %10 düşüşle %10 düşüşle 7,52 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Eskiden bizim cari açığımız 40 milyar dolar civarında oluyordu. 36-40 milyar dolar. Ve enerjiden kaynaklı oluyordu o cari açığımız. Enerjimiz dışa, şey, dışa bağımlı olduğumuz için enerjide cari açığımız çok yüksek oluyordu. Yani o cari açının neredeyse tamamı enerjiden kaynaklı oluyordu 40 milyar dolar geçtiğimiz senelerde bazı dönemler aylık olarak 30-40 milyar dolar vermiştik. Bu dönem yani biraz daha hani azalma falan var ama görüyorsunuz bir ayı 7,5 milyar dolar. Yani çok üzücü biliyorum bana da daral geliyor artık yani ben de böyle daralıyorum artık bu kötü haberlerden falan ama öyle Kötü yani durum çok kötü maalesef yapacak bir şey yok Ebebek bakın mesela daralmadığını nereden görüyoruz Mart ayında bunlar çok önemli veriler bu arada Mart ayında şirket mağazalarını ziyaret eden ziyaretçi sayısı 3.8 milyon olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayında 3.6 milyon Küsur hatları söylemiyorum Bakın FED Koskoca FED Amerika merkez Amerika Merkez Bankası aynen ee, ne yapıyor biliyor musunuz? Mesela işsizlik haklarından yararlanma başvurularına bakıyor. PMI'ye bakıyor. Satın, satın alım müdürleri endeksine bakıyor. İşte onun haricinde ne bileyim ee, böyle piyasadaki alım satımlara, piyasadaki hareketlere göre, istihdama göre vesaire faiz kararını veriyor. Yani şu veri mesela ebeveyn Geçen sene mağazasına 3.8 milyon insanın ziyaret etmesi, şey 3.6 milyon, bu sene 3.8 milyonu ziyaret etmesi. Biraz sonra Vestel'deki gelen açıklama, piyasanın nasıl bu kadar canlı oldu biz bile şaşırtıyor açıklaması. İşte beyaz filonun açıklaması vesaire vesaire. Gelen işte enflasyon verileri falan. Ben burada şunu görüyorum. Kesinlikle sıkı para politikası falan uygulanmıyor. Ya da uygulanıyor ama milletin umurunda değil. Yani millette de öyle bir patern oluşmuş ki son 3-4 senede. inanmıyorlar artık hiçbir şeye. Devam edelim. Tam bambaşka bir dünya. Fener şey Türkiye'nin başka bir yaralı bölgesi. Okay. <laughs> Nedir? Fenerbahçe Spor Kulübü ve daha doğrusu Türkiye Futbol Federasyonu ve futbol tarafı. Tabii ki tüm kurumlar çürüdüğü gibi, ülkenin tüm alanları çürüdüğü gibi eğitiminden tutun işte sağlığına kadar doktorları da gönderiyorlar biliyorsunuz. Gitmesine sebep oluyorlar falan cahil şerefsizler. Ondan sonra işte doktoru dövüyorsun, onu dövüyorsun falan. Orası bozuluyor, eğitim bozuluyor. Eğitim zaten aldı başını gidiyor. TikTokçu öğretmenler de olmuş her tarafı. hakkını verenler de var. Geçen bir girdim böyle bir baktım böyle işte storyler, motorlar. Ya sen öğrencine eğitim kardeşim ya. Öğrencine eğitim ver. Ha demiyorum ki öğrenciyle eğlenmesin diye. Ama öyle bir öyle bir video değil yani. Yanlış anlamayın beni. İşte hanımefendi bir işte kadın e öğretmen çekmiş böyle deri bir tane taytı. Orada öğrencilerine TikTok çektiriyor. Ya sen yani bu, çok garip noktalara gidiyoruz ha. inanılmaz bir çürüme var yani toplumsal olarak. Bunun farkındalığına varmamız lazım. Futbolda ayrı bir çürümüştük. Yani bir sezonda bu kadar olay yaşanamaz yani. İşte hakem dövmeler, işte ne bileyim sağdan işte çekilmeler, işte İstanbul Spor muydu? Sağdan çekilmeler, İşte ondan sonra Fenerbahçe'li oyuncuların linç edilmeye çalışılması, Galatasaray'ın oradan ayrı bir serzenişi, Beşiktaş'ın ayrı bir serzenişi, Beşiktaş'ın Galatasaray'la kavgaları, Fenerbahçe'nin Trabzon'da kavgaları, Fenerbahçe'nin ligden çekiliriz demeleri, Türkiye Kupası'na az şimdi karar verilmiş. Ee, Süper Kupa müsabakasının tarihinin ertelenmesi ve yabancı hakemlerin müsabakada görev alması yönündeki taleplerin kabul edilmemesi halinde. 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa müsabakasına U19 takımıyla ile katılılmasına ve 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamak konusunda gerekli hazırlıkların yapılmasına karar verildi. Şimdi ben şunu çok merak ediyorum. Ben tamam ben bir Fenerbahçeliyim ama yani Galatasaray'da olsa aynı şeyi söylerim burada. 3 aşağı 5 yukarı objektif bir insan oldum biliyorsunuzdur. Tahmin ediyorsunuzdur yani. Hakkı haklıya hakkını veririm ben. Ben şunu çok merak ediyorum ama bu neyin hırsı yani. Fenerbahçe'nin Olympiakos'ta maçı var değil mi? Bir süper kupa maçında Galatasaray'da Türkiye'nin en büyük diğer takımı Fenerbahçe ile birlikte ve Beşiktaş Trabzon işte tamam tepki gelmesin diye bunları da söylüyorum. Yanlış anlamayın ama hakikaten Fenerbahçe Beşiktaş şey, Galatasaray Türkiye'nin en büyük iki takımı. Daha sonra diğerleri de var tabii ki. Şimdi bu iki takım bin yapacağım mücadele çok sert geçer değil mi? Çok sert geçer. Abi 3 gün sonra da sen takımını birincisi ülke olarak da Yunanistan yani. Yunanistan'da müsabakaya gönderiyorsun ve Türkiye'yi şu an yurt dışında tek temsil eden takım Fenerbahçe tek temsil eden takım. Ya ülkeyi temsil eden bir takım var. 3 gün sonra çok sert bir mücadeleye gidecek deplasmana ve ülkeyi temsil edecek. Ya erteleyin kardeşim ya. Galatasaray'ın da yerinde olsam Galatasaray yöneticilerin yani centilmenlik yaparım. Ben de gider TFF ye. ben de derim kardeşim böyle saçmalık mı olur ya bu maçı erteleyelim yani getirdiniz de bugüne mi koydunuz? Getirdiniz de bugüne mi koydunuz? Aynı şekilde Galatasaray'ın maçı olsun Avrupa maçı hele bir de Yunan takımıyla bir Avrupa maçı olsun. Ki Olympiakos'un maçı ertelendi. Ki Avrupa'da diğer ülkelerde maç erteleniyor. Ya bu mantıklı geliyor mu size ya? Aynı şekilde şu hareketi Fenerbahçe veya TFF aynı şekilde yapsın. Ben yine aynı tepki gösteririm yani. Ya bu işin sorumlusu müsebbibi TFF ise TFF. Galatasaray ise Galatasaray. Ayıp ya. Ayıp yani. Burada tamam hani aranız bozuk olabilir. Kavgalı olabilirsiniz. Sıkıntılı olabilirsiniz. Ama bu nedir ya? Yani burada artık olay farklı bir boyut kazanıyor yani. Ülke taraf ülke boyutu kazanıyor ya. Kendi aranızdaki problemler önemli ama TFF çürümüş. Yani Ahmet Çakar'ın söylediğini söylüyorum ben. Bu TFF'nin başındaki badem bıyıklı adam iki, iki telefondan da baylok çıktı diyor adam. Ya bu doğruysa ve bu adam hala TFF'nin başındaysa bu kadar rezaleti, hakem dövülmesi, riyat rezaleti odur budur şudur hala başındaysa hala TFF'nin başındaysa bu büyük bir rezalet ve skandaldır ya. Bunu kim görevden alamıyor ya da bu hangi yüzde hala görevden istifa etmiyor? Büyük bir skandaldır ama Türkiye'de alıştık bunlara. İstifa etmemelere alıştık. Yüzsüzlüklere alıştık ya. En büyük rezaletleri yapan insanlar en büyük şeyler yüzsüzlüğü gösterip asla da istifa etmiyorlar. Bu gerek bakanlıklar seviyesinde olsun gerek işte ne bileyim bazı işte başkanlıklar seviyesinde olsun. inanılmaz bir noktaya gidiyoruz ya. Yani. Ne olacak bu halimiz bilmiyorum. Kur kolumalı mevduat ve katılım hesapları 2 trilyon 288 milyar TL'den 2 trilyon 276 milyar TL. Yani düşüş çok yavaşladı. Bir ara haftada 70 milyar TL falan düşüyordu ama çok yavaşladı. Düşüş KKM'den de çıkış olmuyor. Ayrıca biliyoruz ki KKM'deki bu para 2 trilyon 288 milyar TL şu an çıksın aynı anda dolara gidecek ve dolar patlayacak. Çok zor yani ekonomi yönetimi işi. Ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek 16 Nisan'da olan IMF Dünya Bankası toplantılarına katılmak üzere ABD'ye gidiyor. Şimşek'i e ziyaretinde Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da eşlik edecek. Hadi bakalım. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan demiş ki ekonomide yol haritamız olan orta vadeli program ve 12. kalkınma planımızı uygulamakta kararlıyız. Büyümeyi taviz vermeden istihdam ve ihracatımızı arttırıyor. Cari açığımızı iyileştiriyor. Yatırım ve üretim ile bünyemizi güçlendiriyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonun düşe geçeceğine ve inşallah hep beraber çalışıyoruz. Bir kere zaten burada bir tezat var. Yani büyümeyi taviz vermeden istihdam ve ihracatımızı arttırıyor. Şimdi bir kere Amerika'dan da gördüğümüz örnek olarak yani bu tüm dünyada böyledir. Şimdi siz enflasyonu düşürmeniz için bir kere ekonomi yavaşlatmanız lazım. İstihdamın arttığı, büyümenin olduğu, hararetin arttığı bir ekonomide siz enflasyonu düşüremezsiniz. Şimdi eğer diyorsanız ki yılın ikinci yarısından itibaren enflasyon düşüşe geçeceğine inşallah hep beraber şahit olacağız diyorsanız ikisinden birisi yalan. Yani ya büyümeyeceğiz ya enflasyon düşecek. Amerika'da enflasyon düşerken büyüme oldu mu oldu ama orası Amerika ve doğru kararlar veriliyor ve sermayenin merkezi ve istikrar var ve güven var maalesef. Bu ikisinden biri yani en basit ekonomi şeyi bile hani birinci sınıf öğrencisi bile aadır ya iki kere iki ya, dörttür yani arz talep dengesinden sonra bu gelir yani nasıl olacak ki yine millete bir şeyler anlatılıyor ilginç smart güneş sistemleri evet günün haberi buydu kritik olan nokta buydu. Smart Güneş Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ diyor ki hücre tesis yatırımı bizim için ihracat kapılarını açan bir yatırım durumunda. Ülkemizde YEKA projeleri için fabrikamız bir alternatif olacak. Yeni iş imkanları doğacak böylece. Yani bu hücre tesisi dediği bu güneş enerji santrallerinde kullanılan panellerin hücre teknolojileri aslında şu anda Çin teknolojisi kullanılıyor. Burada Türkiye'de CV Enerji de bu hücre teknolojileri üzerinde çalışıyor ama mesela diğer şirketin adı neydi unuttum şu an diğer şirketin adı bir tane daha şirket var biliyorsunuz böyle panellerle alakalı. Ha, Alfa Solar Alfa Solar direkt Çinli ortaklarıyla birlikte çalışıyor ama bunun şöyle bir dezavantajı var. Şimdi bak diyor ki ihracat kapılarını açacak neden şimdi senin hücre teknolojiden hani şey muhabbeti vardı ya işte helikopter üretiyoruz ama motoru yerli değil. O yüzden işte şey yapamıyoruz, ihraç edemiyoruz yurt dışına. Burada da hücre teknolojinin yerli değilse senin, sana verdiği parçayı yurt dışına ihraç ederken sana veto koyabiliyor. Bu sebepten de burada daha bağımsız bir noktaya gelmek için özellikle yenilenebilir enerjide smart güneşin ve CV enerjinin yaptığı çalışmalar muazzam. Yani vatana millete de hizmet bu gerçekten. Ve şirketimiz dolar bazlı büyümeye devam edecek. Boşluk artışının iki ana sebebi var. Boşlukları yüksek evet. Yatırımlarımız sürüyor. Güneş hücre tesisimiz bitmek üzere seri üretime geçmek için gün sayıyoruz. Ayrıca kendi enerjimizi üretmek için Nide'deki tesisimizin kurulum süreci var. Bu iki yatırımın bedeli 200 milyon dolar. Ve smart güneş boyutundaki bir şirket için hiç fena olmuyor olmayan bir yatırım çünkü Smart'ın ödenmiş sermayesi 600 milyon TL yani 600 milyon TL ödenmiş sermayesi olan bir şirket 200 milyon dolar yatırım yapıyor düşünün öz sermaye hariç banka kredisi de kullandık bu yatırımlar için demiş ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu Bloomberg'un haberi uzun var, bir aranın ardından 3 Nisan itibariyle piyasalarda döviz alımını döndü dolar TL 31.90'a yaklaşırken piyasaya giren banka alımları tüm gün devam etti demiş. VBT yazılım, Türkiye'de yerleşik özel bir banka ile ana sistem yedekleme ve arşiv altyapısı veri depolama sistemi temini konusunda anlaşıldı. Sözleşmenin toplam bedeli 1.4 milyon dolar olup söz konusu taniki mimik cihazın oranı %7,63. Vestel, evet gelelim o açıklamaya. İç pazardaki, artık şuradan başlayalım. Vestos, Vestel CEO'su Ergün Güler demiş ki, elektrikli araç ekosisteminde en önemli tedarikçilerden biri olmak istiyoruz. Ki zaten diyor ki TOG'un büyük ekranı Manisa'daki tesislerimizde üretiliyor. Bu tecrübeyi başka firmalara yaymak istiyoruz. Elektrikli araç şarj istasyonları konusunda çok mahir olduğumuzu söyleyebiliriz. Şu an kapasitemiz 720 kW'a kadar gidebiliyor. Ocakta 1000 kW'lık şarj ürünümüz gelecek. Bunu dünyaya yapabilen, dünyada yapabilen 5 şirketten biriyiz. Bakın ne güzel değer yaratıyorlar. Elektrikli araç şarj istasyonlarını 7 yıldan beri ihraç ediyoruz. Bu çok güzel bir vizyon. Yani 7 yıl önceden bu işe girmişler ve 7 yıldır ihraç ediyorlar. Vestel gerçekten çok vizyoner bir şirket. Avrupa'da 30'u aşkın ülkede var. Hızlı şarj edenleri ise 2 yıldır İtalya, İspanya ve Yunanistan'a gönderiyoruz. Burada büyüme hedefimiz çok yüksek. 3 yılda milyar dolarlık bir şirket yaratma hedefimiz var. 3 yılda milyar dolarlık şirket yaratma hedefimiz var. Ve devam ediyor. İç pazarda bizi şaşırtan ciddi bir canlılık var. Görüyorsunuz değil mi? Daha muhafazakar bütçe yapmıştık. Perakende de adet olarak ve döviz bazlı çift taneli büyümeler var. Avrupa tarafı ise enflasyonla beraber zorlanıyor. Beyaz eşya ve tüketici elektroniği tarafında 3 yıl içinde piyasa değerini ve ciroyu 2'ye katlama hedefimiz var. Bunu gerçekleştirmek için varlıklarımızın zayıf olduğu Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Asya Pasifik'te ciddi imkanlar mevcut. Yani oralara açılacağız diyor. Ve geldik o kısma. Şimdi borsa ile ilgili Nisan Mayıs ayları dolaylarında ciddi bir hareket olabilir demiştim. Yurt dışında yerleşik kişiler piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilerle 29 Mart haftasında 266.7 milyon dolar net alış yaptı. Hisse alışı. Ve geçen hafta da çok ciddi bir alış yapmıştı. Bu hafta da çok ciddi bir alış yaptı. Bankalardaki hareketleri görüyorsunuz. Devam. Bu haberlerin son sonuna geldik. Gayet faydalı ve verimli bir haber akışı olduğunu düşünüyorum ve kapanışa geçiyorum. Eskiden eğlenirdik be valla. Değil mi? Nasıl güllerdeki eğlenirdik bu videolarda ama akşam bizim katıl aboneleriyle bir canlı yayınımız olacak. O canlı yayında bir tane video izleyeceğiz güzel çok faydalı bir video olacak bu özellikle şahsi kişisel finans yönetimi ile alakalı çünkü ünlü bir ismi konuşmasını izleyeceğiz. Tabii daha yani canlı yayın olduğundan haberi var ama böyle bir şey izleyeceğimizden haberi yok ondan. Böyle ara sıra güzel etkinlikler yapıyoruz yani sadece borsaya değil. Zaten borsa değil sadece hani kripto olabilir, işte fon yatırımları vesaire birçok alana bakıyoruz orada. Altın vesaire. O yüzden hani bu tür etkinliklere de katılmak, daha fazla iletişim kurmak, daha fazla bilgi almak, öğrenmek, eğitim videoları izlemek aklınıza gelebilecek her şey için katıla katılabilirsiniz. Bakın hemen sağ üstte. Sizin için sağ üst oluyor. Sağ üstte link çıktı. Aşağıda açıklamalarda var. Bir de yorumların en üstüne koydum. Oradan önce bir videosunu izlersiniz. Katıl videosunu aklınıza yatıyorsa da katıl aboneliğini başlatırsınız. Mail atmayı unutmayın diyorum. Videoyu da beğenmeyi, abone olmayı zaten unutmuyorsunuz. Oraları artık söylemiyorum. Ve hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Yarın bir kripto videosu yayınlayacağım. Yarın kripto günü olacak. Onu da kaçırmayın. Orası çok avantajlı. En azından borsa ve diğer yatırım araçları bu haldeyken farklı bir yatırım aracı alternatif görmüş olursunuz diyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın. Oh,